Merhaba arkadaşlar, Gül ile Hayata Dair kanalımdan selamlar, sevgiler. Yine bahçedeyiz ve bahçe tadilatına devam ama bu videoda arkadaşlar sadece bir günlük tadilat yok, birkaç günlük bir tadilat var. Ve videoyu kısa kısa çekip sizlere de göstermek istedim. Bayağı bir şey yaptık ama yüzdük kuyruğuna geldik denilebilir ama daha iş çok, daha devam eden şeyler var. Hatta şu anda hızarcı içeride. Sam köyüne gittim, hızarcı getirdim. Hızarcı sağ olsun çalışıyor. Budanacak çamları buluyor, kurumuş çamları kesiyor. Onun videosunu sonra yayınlayacağım ama bu videonun devamında yine evdeki tadilatlar var arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Ve videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, selamlar, sevgiler. Bahçede tadilat işlerine devam. Köy evinin tadilatı devam ediyor. Fayansçılarımız geldi. Mustafa Usta ile Memik Usta. Şimdi tuvaletin fayansını veriyorlar arkadaşlar. Şöyle de göstereyim size. Bakın yaraladılar ustalarımız. Eline sağlık usta. Sağ ol. Memik ustamız bu. Mustafa Usta da burada. Fayansları da şöyle rengi yine göstereyim size. Son bitmiş halini de bittikten sonra yine göstereceğim. Banyonun da son halini göstereyim size arkadaşlar. Burada da penceresi kapatılan yer, dekor olarak seçtiğim fayanslar döşendi. Burası da bu şekilde oldu. Ama tabii ki temizlendi de modeli de daha net bir şekilde görünecektir. Yeniden merhaba arkadaşlar. Az önce izlediğiniz çekim dünkü çekimdi. Şimdi size taze bir çekim daha yapacağım. Yine video izlemeye devam. Çünkü sucu geldi. Klozetimizi, lavabomuzu falan da yerleştirdi. Bir de arkadaşlar soba aldım. Odun sobası aldım. Kömür de yanıyormuş. Onu da kurdular sağ olsunlar. Biz bilmiyorduk. Burada Cemal abi var komşumuz. Hem o yardımcı oldu hem de sucumuz. Hep birlikte soba kurulumunu da gerçekleştirdik. Sobayı da şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar fayanslar tamam. Lavabomuz tamam. Şöyle göstereyim. Tabii yerler daha temizlenecek. Son halini tekrar göreceksiniz. Çünkü buraya Hilton falan da gelecek. Şurada da şöyle döneyim. Klozetimiz yerleştirildi. Şöyle de fayanslarımı da göstereyim. Şurada da güneş enerjimin vanası var. Fayansa sade, spor bir şey oldu. Evet, burası bu şekilde. Banyoyu zaten göstermiştim. Banyoda hiçbir şey yapılmadı. Yine aynı şekilde duruyor arkadaşlar. Bu da sobamız arkadaşlar. Hem odun hem kömür sobasıymış. Burada da kuzinesi var. Bu kuzinede de yine yiyecekler pişirilebiliyor. Ve şimdi sıcacık. Oo. Sobayı da özlemişim. Eski çocukluğumuzda hep sobayla geçti. Sobayla büyüdük arkadaşlar. Yine tabii ki şehirden köye göçte de sobayla sınacağız. Merhaba arkadaşlar. Ben her defasında ve merhaba diyorum bu videoda. Çünkü bu video birkaç gündür çekilen bir video. Parça parça gösteriyorum size. Ustalarım çünkü tane tane geliyorlar. İşte iki günde biri geliyor, bir gün biri geliyor. Onlar geldikçe de yapılan işleri size göstermeye çalışıyorum. Sobamı da yaktım şimdi. Sıcacık içerisi. Ve yapılacak işler var. Video izlemeye devam. Sercan Usta ile Mustafa Usta'yı bekliyorum. Bakalım neler yapacaklar. Arkadaşlar bahçede giymek için çizme aldım ama bunlar 3 numara büyük bana. Bunu eşim kullanır artık bahçede. Ama şu an idareten bu numarası vardı. Bunu almak zorunda kaldım. Bu 40 numara bu arada. Ne yapacağım şimdi? Şu tabanı birazcık süpüreceğim. Bir de yıkayacağım. Çünkü birazdan Sercan Usta gelecek. Ah görüntü bulanıklaştı. Sercan Usta gelecek arkadaşlar. Sercan Usta da buraya duşakabini takacak. Onun için birazcık temizleyeyim en azından. Temiz temiz takılsın duşa kabinimizde. Ondan sonra demirci gelecek. Görüntü burada bulanıklaşıyor dışarı çıkayım. Demirci de çatı için gelecek arkadaşlar. Köy evinin yan tarafında odunluk var. Ona bir çatı yaptıracağız. O yüzden video izlemeye devam. Arkadaşlar biraz temizledim. Fena olmadı. Yani o kaba pislik en azından gitti. Dekor da ortaya çıktı bakın. Dekoru da yıkadım biraz. Evet şimdi ustamız gelince de inşallah duşakabinimizi takacak. Uğurlu Demir kardeşlerden Mustafa Usta geldi arkadaşlar. Ölçümüzü alıyor. Şuraya bir çatı gelecek. Ustamız da bu konuda fikir verdi nasıl yapacağı konusunda. Bilgileri aldık. İnşallah çatımızı da Mustafa Usta'ya yine yaptıracağız. Arkadaşlar pima penlerimiz geldi. Duşakabin falan da burada. Kapımız burada. Sineklikler. Halil Usta'yla Zeki Usta şimdi montajını yapacaklar.
Sercan'la Ercan kardeşlerin firmasının adı da Akaypen. Malzemeler götürülüyor. Şimdi size yapım aşamasını da biraz göstereceğim. Arkadaşlar, duşakabinimiz takıldı. Zeki Usta da şimdi silikonlarını çekiyor. Duşakabini yapmayla başladılar. Tabi birazdan sineklikler falan da takılacak. Şurada da merkezimiz yapayım. Merkezimiz takıldı. Evet, işlere yine devam. Sıra sinekliklerde. Sinekliklerimiz takılacak şimdi. Takıldıktan sonra yine size göstereceğim. Ustalar çalışmaya devam ediyorlar. Arkadaşlar, sineklikler takıldı. Şöyle de nasıl olduğunu göstereyim. Benim pencereler böyle yan açıldığı için buradaki sineklikleri de böyle yukarıya kaldırılacak şekil olanından yaptırdım. Çok kullanışlı, gayet güzel bence. Şöyle de kapatalım. Diğer odalar da öyle. Diğer odaları da hatta gidelim şöyle göstereyim size. Bu oda da aynı şekilde. Yine penceremiz burada da yan açıldığı için şöyle sinekliğimiz de yine bu şekilde. Evet, sinekliklerimiz de bitti. Şimdi diğerlerini de göstereyim size arkadaşlar. Duşakabinin son halini de göstereceğim ama şu tuvaletin kapısı yapıldı. Bir kapı taktırdık. Buraya bir tane menfez takıldı. Gayet güzel oldu menfezi de. Tepede havalandırma yeri. Tekrar şöyle geçelim. Size duşakabini de göstereyim. Şöyle girelim. Duşakabinimiz bu şekilde. Şöyle de camlı arkadaşlar bu. Açılıyor. Kapısı tek açılmalı kapı. Küçük olduğu için buraya ancak bu şekilde olurdu. Model de bence gayet güzel oldu. Bilmiyorum, siz beğendiniz mi? Ben beğendim, güzel. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sizlere tadilattaki yapılan işlemleri gösterdim. Fayans işlerimiz bitti, demir işimiz bitti, sinekliklerimiz takıldı, menfezlerimiz, duşakabinlerimiz takıldı. Bugün de bu videoda bunları yayınlamış oldum. Tabii ki hepsi bir günde olmadı ama 4-5 günde tamamlanan işleri de ben size parça parça çekmeye çalıştım. Şimdi bahçede de hızarcımız var. Kurumuş çamları falan kestiriyorum. Budam işlerini yapıyor. Onun videosuyla da inşallah gelirim yine. Videoların devamı için de arkadaşlar, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Desteklerinizi de bekliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.